Zarok ağırdan gözüne güzel bir beyaz at kestirmiş, onu çalıp ormanda son sürat kaçmaya başlamış. Ama kötü adamlar da atlarıyla peşindelermiş. Zarok çılgınlar gibi kaçarken birden attan düşmüş. Ama bu hikayenin başı bu değil ki. Doğrudur da. Yani o atlardan önceki kısmı da çok güzeldir, onu da anlatsana. Ya tamam, ben geçen hafta burada kaldık diye buradan şey ettim. Peki. Zeliş, göğsündeki lekenin hayatının aşkı, masallarının prensi olduğunu düşünerek aynaya bakmış. Ama bu da başı değil. Çocuklar doğru söylüyor. Yani geçen hafta anlattığımda ben de buradaydım. Zeliş'in babası elinde kova ile kapıya dayanmıştı da anası içeride çığlık çığlığa çocuk doğruydu. Tamam, tamam. Mustafa elinde sıcak su kazanıyla doğum odasına doğru koşarken... Zarok. Bir varmış, bir yokmuş da. Bir varmış, bir yokmuş. Doktor dedi ya, senin kapın mı dardır, çatın mı dardır, nedir? Tablasınırsan pide kimin bir çocuk çıkar, tepeler olsun. Allah korusun Nurten. Başlarım senin çatına da kapına da. Sen bir sussan çıkacaksın. Bozpırdık Mustafa. Babasının tontinisi vay. Gelmedi mi daha evi anne? Ay, gelecek gelecek ama. Ki bu dışarıdaki kıza susmuyor ki gelsin. Git sustu şunu. Ama doğdum ya da hanı. Hadi kız be. Hadi. Hakkı Bey, durum hiç iyi değil. Doktor çağırmamız lazım. Bırak gebersin. Doktor falan yok. Sen çocuğu kurtar. Bir kız sen ol. Hastaneye götürmeliydik Hakkı Bey. Vücut kanamaya dayanamadı. Çocuğu da kaybettik. Bana güvenmemiş. Hastalığını biliyormuş. Doğum sonrası yaşama şansının az olduğunu da. Bütün varlığını, her şeyini doğacak çocuğa bırakmış. Bununla da kalmamış. Çocuk evlenmeden paranın bir kuruşu bile yurt dışından gelmeyecek. Eğer çocuğa bir şey olursa 200 milyon dolar, bu ev, her şey vakıflara bağışlanacak. Dilruba, Dilruba. Senin kahrını bunca yıl boşuna çekmedim. Bana bu kazı atmana izin vermeyeceğim. Çocuk öldü.
Hayır, ölmedi. Özüm abi. Seni o çöplükte öldü diye bırakmıştım. Aklımın ucundan bile geçmezdi seni karşımda böyle görmek. Öldürdün. Aynı kişi değilim. Merak etme. Bana yaptıklarının hesabını sormaya da gelmedim. Sana bir iş getirdim. Zarok! Senin benim kızım mı? Tövbe tövbe. Gözleri aynı ben. He. Daha bebek. Değişir o. Artık hiçbir şeyden kaçmak yok. Kaçmayacağız. Artık kızımız için yaşayacağız. Bebeğimin beşi çamdan su damlıyor yufka damdan. Bey babası gelir şamdan. Nenni, nenni, nenni. Nenni, nenni, nenni bebek ol. Ya Nurten, çocuğu sütlacan çevirdin boynuna salla salla. Kurban olayım, götür gölgeye koy da. He Mustafa, he. Bir işe yaradın, oraya salıncak kurdun ya. İlla bebeği götürdüm, oraya yatırtacağım bana. Ya böyle iyi. Ya ne iyi böyle? Bu sıcakta ben manyağa dönmüşüm diyor, iyi böyle. Of. Gel kızım, gel. Bu babam beni benden aldı. Gel. Diyarbakır'da bahçe yaptırmıştım yani ikimize. Aynı salıngaçtan buraya da yaptıracağım yarın. Bunun büyüğünden. Onu da ben seni uyuttururum. Bu sefer sağlam yapacağım. İp ip de kopmayacak ha. Senin bu kızanla işin var ha. Bu gidişle her sene bir tane doğurttur mu sana? Boz fırtık Mustafa. Annesinin kuzusu. Oy babası da buna bileklik almış. Büyüsün de büyüsün. Annesinin güzel kızı olsun.
Adın neydi senin? Zarok. Hasta mı bu çocuk? Yok. Bir doğum lekesi sadece. Zarok! Artık Zarok için yepyeni bir hayat başlamış. Yazlar geçmiş, kışlar geçmiş ama Nurten Ana'nın acısı dinmemiş. Nurten yapma, burada olmadı. Ağlamayın burada, ölmüş gibi de davranmayın. Ölmedi, gelecek. Zarok'sa yaşanan bu acının bir parçası olduğu için onları hep uzaktan izlemiş. Kızım yapma bunu. Benim kızım ölmedi. Haydi gel, haydi. Ölseydi bilirdi. Haydi gel. Pişman ve içi yanarak. Zeliş kapatıldığı kulede sahte bir hayat sürerken Zarok'sa sokaklarda kendi dünyasının kurallarına göre büyüyormuş. Zarok sonunda acılar yaşattığı bu ailenin hayatına girmeye karar vermiş. Sevgisiz ve yalnız büyüyen Zeliş, hayalperest bir prensese dönüşmüş. Zeliş, göğsünde yazan ZC harflerinin kendisini o kuleden kurtaracak prensin adı olduğuna inanırmış. Ya nereden bulacağım ben seni? Ya baban seni sokağa salsa bulacağız da biz onu. Sen dışarı çıkamıyorsun ki. Üf, hep başıma bir şey gelecek sanıyor. Neredeyse hapiste gibiyim. Ben bunun kolyesini yaptıracağım. Ha, salaklığımı üstümde taşıyacağım diyorsun yani. Sensin salak. Bulacak o beni. Yoksa adı niye üstüme yazılsın ki? Babam geldi. Hakkı büyük bir sabırla Zeliş'in büyümesini beklemiş. Soğuk ve mesafeli. Ne güzel kadınmış. Kim bu? Bilmem. Babamın yeni sevgilisidir. Ama Nurten Ana kızını beklemekten hiç vazgeçmemiş. Gel zaman, git zaman... Kötülerin amaçlarına ulaşmak için hazırladıkları gün gelmiş. Tam hiç hayal ettiğim gibi değil. Abim ilk görüşte kimse sevmez. Biraz sinirdir ama böyle biraz zaman geçsin sen de tanıdıkça seveceksin.
Kızım, biz seninle yengel olacağız. Dur daha nişanlı, sen de hemen evlendirdin bizi. Bu masal kafasından kurtul artık, gerçeklere dön. Bak, ne kadar güzelsin böyle. Hem sen de ben de biliyoruz ki Beyzatlı Prens diye bir şey yok. Sen ne hayal etmiştin ki? Necla teyze sen miydin? Hadi aşağı in. Az sonra yüzüklerimiz takılacak. Müdürüm. Kim takacak bunları peki? Ben anlamam o işlerden. Sen tak gitsin. Fatih ne kadar bu? Ne haber baba? Gidip kızla ilgilensene. Geri zekalı. Tamam baba sakin ol. Sen işine bak. Nişan dedin. Nişanlanıyoruz işte lan. Tamam tamam halledeceğim ben. Saat nasıl? Şapşalla mı evleneceksin lan? Ya anne ya. Neredesin sen? Çık gel artık. Biliyorum çok yakınımdasın. Buralarda bir yerlerdesin. Hissediyorum seni. Gel sen. Kurtarsan beni. Bir gün seni bulursam çok fena dayak yiyeceksin benden. Ah!
Kim lan bu? Lan saat, saat gitti lan. Kim o ya Zeliş? Kimdi o? Ne oldu, gitmiş mi? Konuşsana Zeliş. İyi misiniz? İyiyiz baba. Eve hırsız girmiş. Hırsızmış. Saat gitti ya. Oğlum hepiniz kapıdayken içeri hırsız nasıl girer lan? Vallahi müdürüm, biz de anlamadık. Dışarıdaydık ama bir şey görmedik. Baktım öyle çok önemli şeyler çalınmamış. Bulsanız da olur, bulmasanız da. Ama bu itlerin ayaklarını kesin buralarda. Baba saat gitti, saat. Ne demek bulmasanız da olur? Ay senin saatine be oğlum. Kızım ayakkabıyı göstersene. Senin de bunu içeri alsınlar, sonra ömür günah göremeyim değil mi? Zeliş. Görüp ne yapacaksın? Hırsız bir şey. Zaten sen onu nerede göreceksin? Yine de siz gözünüzü dört açın. Alo, duyuyor musun çocuğum? Pardon efendim. Dinlesene beni. Nerede aklın? Müdürüm, bunların yerleri yurtları bellidir zaten. Toplatırız şimdi hepsini. Yok artık. Kızlar, bütün semte dolaştık, hala ne aradığımızı söylemediniz. Zaten ben o ayakkabı meselesini de anlamadım. Kenancığım, okul için bir ödev bu. Ama seni görüp kaçıyorlar böyle tepende ışıklar yandığı için. Ay biz aradığımızı da bulamıyoruz. Bak, sen istersen şimdi git. Biz en azından buraya tek başımıza bakalım, ha? Yok Meltem Hanım, babanız beni öldürür. 76-71'de 151 durumu, bölgeye yakın birimlere acilen intikal etsin. Ama gitmem de lazım. Sen telefonunu açık tut, ben işimiz bitince seni arayacağım, tamam mı? Ara ama bak. Ne diyorum ben ya? Meltem, gitmese miydi acaba? Ben çok korkuyorum ha. Gel gel, o yanımızdayken çok zor buluruz. Çok heyecanlı, gel. Hayırdır kızlar, birine mi baktınız? Biz bu ayakkabının sahibini arıyoruz. Beyler, bu ayakkabıyı tanıyan var mı? Ne oluyor lan? Yokmuş. Gidin artık siz. Yoksa Müjdar filmine dönersiniz maazallah. Biz bu ayakkabının sahibine 1000 lira vereceğiz. Oluyor, oluyor. Olmuyor, zorlamasak. Yahu olur, girer. Kalk! Abi dur, deniyorum. Kalk! Fok! Olmuyor lan işte! Sana ne lan? Ne sıra var burada? Çekil lan oradan! Çekil lan! 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 Ç
Ne zeyçi? Al sana zeyçi. Kızım görmedin mi adamların tipini? O da bunlardan biri işte. Tipe Kenan. Çek be, çek. Bağırma. Bak, bağırma diyorum. Yürü. 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 Şu bin lirayı bir görelim artık ha. Bağırma. Burada mı saklıyorsunuz? Bağırma. 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 İyi misiniz kızlar? Ha? Kulağımıza bıçak dayadılar. Tamam ben eğlencesine geldim. Senin de gönlün olsun kurtul artık şu beklentiden diye ama unutma. Sen artık nişanlısın. Hem de benim abimle. Zeliş. Abiler çaylar geldi. Tavşan kanı bunlar. İçmeyen bin pişman. Hoppa abicim çay. Aman abi. Vallahi onun için değil, kendim için getirdim. Fırınlatıcının öksüründen sabaha kadar uyuyamıyoruz. Sizin de bari rahat rahat uyuyalım. Hadi, bana müsaade. Thank you.
Alo. Uyanacağım mı? Neredeyim ben? Saat kaç? Benim evimdesin. Saat 5. Eyvah babam. Geç kaldım ben. Çok geç kaldım. Sen biliyorsun zaten. Oğlum çalıp çalıp getiriyorsun. Biz de burada çoluğa çocuğa getiriyoruz. Haramdır. Onlar da senden çalıyor Mustafa abi. Muhtar abla. Hı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Mustafa abi. Hı. Al. Bu da haram mı? Ha? Bakayım. Ya haram değil de ışıksız. Böyle hani... Bunun ışıklısı yok mu böyle yanında? Ef Mustafa, ver şunu. Eline geçeni buraya getiriyorsun. Birazcık da kendine kazan oğlum. Allah böyle yiyin ulan. Bak akıllı çocuk. Para gelince akıl gidiyor. Bak Mustafa abinde öyle bir akıl vardır ki hiç parası yoktur. Hı. Size geri getirebilsem. Ziya abi bu taşı kırabilir misin? Sıla, 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 otur lan sen de ya. Otur. Birini arıyorum. Bana yardım eder misin? Acaba
Aşkito. Cankito. Alo Zeliş. Cemal sen misin? Benim tabii kızım. Başka kim sana böyle güzel laflar söylüyor ki telefonda? Akşam bizimkilerle bende olacağız. Sen de gelsene. Hele içeriz mi içeriz müzikler. Relax yani. Ya. Ben konuşurum babanla. Benim karnım çok ağrıyor. Ben gelmesem? Ha? Bugün evden hiç çıkmayayım ben. Alo? Alo. Cemal? Zeliş. Alo? Zeliş. Alo. Panik yapma. Saati soracaksan saat 4. Akşama kadar zamanım var. Anlat bakalım. Neyi? Sen niye bana ayakkabımı getirmek için bu kadar uğraşıyorsun? Adın ne senin? Zarok. Zarok. K mi G mi? Zarok. K. Zarok. Ha. Bana burada Zarok çocuk derler. Senin adın ne? Zeliş. Aa. Kolonideki de oradan. Yok. Aslında öyle değil. O senin adın. Bak. Görüyorsun. Allah. Baksana senin adın yazılı burada. Valla mı? Doğduğumdan beri olan bir leke. Oradaki S'den dolayı da benim adımı Zeliş koymuşlar. Ama bence o kalp içinde yazılı iki harf. Çocuksu bir hayal belki ama insanın üzerinde böyle bir şey olunca neye yorar ki? Sence bu bir tesadüf mü? Evet. Bak güzelim, bu binadaki bütün eşyalar yer değiştirir. Çünkü buradaki herkes hırsız. Eğer aklın varsa eşyanın üzerine ismini yazarsın. Baksana her yerde. Bak orada var, orada var. Burada bile var. Bak burada. O ben miyim şimdi? Bir daha bakayım mı? Belki ben değilim. Belki sen bizim Ziya'yı arıyorsun. Alt katta bak, kafasız mafasızdır ama sağlam adamdır. Çağırayım mı? Dalga geçme. Aman iyi, tamam. Tamam, diyelim ki o benim. Buldun beni. Şimdi ne olacak? Bilmem. Tanıştık işte, arkadaş olalım. Ben evinize geldiğimde sen evlenmiyor muydun? Nişandı o. Nişan düğün. Ne fark eder? Nişanlandığım çocuğun babası Selim amca. Babamın iş ortağı. Babam beni baskı altında büyüttü. Ne zaman evden dışarı çıksam başıma bir şey gelecek sanıyor. Buraya nasıl geldin o zaman? Buraya geldiğini duysa keser beni. Eğer evlenirsem kendi hayatımı kurabilirim diye düşünmüştüm. O yüzden de fazla yokuşa sürmedim. Ama çok gıcık biri, hiç sevmiyorum.
Babası emniyet müdürü diye onun havasıyla geziniyor ortalıkta. Kurt sana müsaade. Hadi. Gel, gel. Sen al bunu da. Korkmana gerek yok. Ben sana zarar vermem. Hem bunun sende kalması daha çok hoşuma gider. Ama ben de senin değerli bir şeyini istiyorum. Ben kulum sende. Onu boynuma asamam ki. Bunu vereyim. Ay, aman o sende kalsın. Bak bu mesela. Olmaz. Bak işte bu senin için değerli bir şey. Hadi bende kalsın. Olmaz. Ne olur. Hadi, hadi kızım sen git. Hadi, ya, hadi, hadi, hadi. Tamam, niye tamam, diyorsun tamam, ki? Tamam. Var biraz daha bak, ne güzel konuşuyorduk işte. Hem konuşmaktan ne zarar gelir ki? Senin bana anlatacağın daha bir sürü şey vardı. Mesela hayatın nasıl geçiyor? Mesela Zarok ne demek? Mesela arkadaşlar... Erdem baba, iyi ki bir yok. Tezim Allah aleyküm şov, sevgili atlı. Kimdi onlar? Soruyordun ya işte. Arkadaşlarım. Ne istiyorlar senden? Bilmem. Belki öldürmek istiyorlardır. Ne? Neden? Harab min hon. Allah leyi vafu. Onlar da olması gereken bir şey ödünç aldım ben. Geri ver o zaman. Veremem. Sattım. Hala beni tanımak istediğine emin misin? Deli misin sen? Baby, take my heart. Don't hold your love.
baby, take my hand. Don't hold your love back. If you're ready to fly, don't fold your wings back. Don't hold your love 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 back. Freni çektiğin zaman arka taraf kaymaya başlar. Kaydıktan sonra ver gazı, tekerlekler yuvarlansın. Aslında bu kadar basit. Nasıl yani? Sen biraz izle. Öğreteceğim ben sana zamanı görünce. Bana niye hiç Aylan'dan bahsetmiyorsun? Nerede doğdun? Annen, baban? Beni buldun, dünyanın içine doğdum ben. Beni büyüten babam diye bildiğim bir adam ben küçükken vurdular. Gözümün önünde öldü. Neyse. Sonradan öğrendim, o da benim gerçek babam değilmiş. Nereden geldim hakkında kimsenin bir fikri yok. Bunu sorabileceğim herkes de öldü. Var mı başka sorun, prenses? Benim hayatımın tamamı senin hayatının bir anı bile değil. Aynı şey değil belki ama benim de annem yok. İlgisiz bir babam var sadece. Belki de biz birbirimizin olalım diyedir bütün bunları. Artık gittim. Nereye? Evine. Anlamadım. Çok uzattık. Neyi çok uzattık? Bak. Sen ev kedisisin. Tamam mı? Ben size sokak köpeği. Farklıyız. Sonunda üzüleceksin. Ne farkımız var ki? Ben seninle çok mutluyum. Ne farkımız var? Sen görmüyor musun? Neyi? Ne görüyorsun karşıda? Sen oraya aitsin. Ben size sadece oradan küçük bir parça çalabilirim. Anladın mı şimdi? Zeliş. Ya Zeliş! Bir dakika. Ah!
parçasını çaldım. Kıyı bok yedin. Tekrar görüşeceğiz, değil mi? Nereden geliyorsun? Baba sen alın. Beni artık dinle. Ben büyüdüm artık. Dışarıda bekleyen hayatımdan mahrum etmeye hakkın yok. İstemediğim şeyleri yapmamı istiyorsun. Sana saygısızlık etmek istemiyorum ama beni artık dinlemelisin baba. Necla bunu odasına götür. Ben diyene kadar da dışarı çıkması yasak. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ne yapsam kıza yakınlaşamıyorum ki. Günde 10 defa mesaj atıyorum, cevap vermiyor. Arıyorum, gelmiyor. Uğraşıyorum baba. Ne uğraşıyorsun lan? Nereye uğraşıyorsun? Aklın fikrin arabada, gezmede, tozmada. Oğlum, biz seninle bu konuyu konuşmadık mı? Sen demedin mi? Tamam, merak etmeyin. 3 ay içinde bu kız ayaklarımın dibinde olacak diye. Ha? Nişandan önce öyleydi baba. Hakikaten öyleydi. Ne olduysa nişandan sonra oldu? Ben de anlamadım. Hakkı amcam ayıp olmasın diye bir şey demiyorum. Burama kadar geldi yani. Nişanlına sahip çık. Etrafında biri dolanıyor. Biz de şu nikah işini bir an önce halledelim. Bir dakika, bir dakika. Ne demek etrafında biri dolanıyor? Benim nişanlım sonuçta bu kız yani. Kim dolanıyor? Meltem. Kim bu Zeliş'in etrafında dolanan çocuk? Hı? Ben nereden bileyim abi? Bilmiyorum. Bak kızım. Siz çok iyi iki arkadaşsınız. Sen bilirsin. Başka biri varsa bize söylemelisin. Zeliş'in iyiliği için, ha? Zarok diye bir çocuk baba. Zarok? Hani bizimkinin küçüklüğünden beri bir doğum lekesi takıntısı var ya, onunla alakalı. Zarok! Zarok ne be? Nerede bulunur bu herif? Ben gidip ağzını burnunu kırayım itin. Hı? Ben çok onaylamadığım için bana da çok anlatmıyor ama öyle benim gördüğüm kadarıyla sevgili falan değiller. Sadece arkadaşlar. Ha bir de gördün yani sen bunu. Ve bir şey söylemedin. Yok, ben kızıyorum diye benimle de görüşmüyor.
Ama geçen gün bir fotoğraflarını çekmiştim. Ver bakayım. Bu mu? Bu mu? Oh. Bir bakabilir miyim o fotoğrafa? Olamaz. Nerede çektin bu fotoğrafı? Kimsiniz? Kimsek kimiz kardeşim? Nerede bu herif? Ne vardı? Seni hatırlıyorum. Yalnız konuşabilir miyiz? Hadi abi. Buraya neden geldiğimi biliyorsun. Çocuğu verdiniz, parayı aldınız, konu kapandı. Baban için üzgünüm. Ama öyle olması gerekiyordu. Sen de onun oğlusun. Neyin peşinde olduğun belli. Anlaşabiliriz. O benim babam değildi. Ve ne konuda anlaşacağız? Uzak dur lan Zeliş'ten. Anlamıyor musun? İstediğim parayı halledebilirim. Ama Zeliş'ten uzak dur. Polis de başın belaya girsin istemezsin. Hadi. Şimdi tanıştığımızdaki gibi cici bir çocuk o. Geçmişte olmuş bir davayı kaşımanın anlamı yok. Anladın mı lan? Hı? Yüzüme bak, anladın mı? Bir daha senin kızın yanında görsem öldürürüm. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Hadi bak. Yazı için karşısına çıkarsan bu sefer tek başına göremezsin beni karşında. Yürü. Burada mısın?
Kalbim acıyor. Acıyorsa zayıflık kalbini terk etmiştir. Götür beni buradan. Hakkı Bey. Nereye gidiyoruz? Hmm. Yeni bir hayata başladım ben. Masallardaki gibi. Gerçi bizimki biraz ters. Hı? Yani seni zenginliğinden alıp yoksulluğa götüreceğim. Fakir olmaya hazır mısın? İçinde sen varsan her şeye hazırım. Adı sana yok. Zarok diye bir lakabı var. Sarı Necmi ölünce tek başına kalmış. Hırsızlıktan sabıkalı. Hafif suçlardan da aranıyor. Dışarıda bir sürü polisim var baba. Bulsunlar işte. İstersen savcılığa gidelim. Kendi başımızı kendimiz yakalım. Müdürüm, dışarıda iki adam var. Zarok'u tanıdıklarını söylüyorlar. Onu bizim bulmamız lazım. Yoksa birkaç aya kalmaz, her şeyi kaybederiz. Merak etmeyin. Dua edelim de kızın telefonu yanında olsun. O zaman buluruz. Özür dilerim. Benim yüzümden oldu bunlar. Söylememeliydim. Neredeysen geri dönme. Mutlu ol. Seni çok seven en yakın arkadaşım Meltem. Nereye geldik? Ya şunların güzelliğine bak. Çok tatlı değiller mi? Bu duruma bum bum, halime güm güm, kalbim atari.
geçemiyorum, uyuyamıyorum, deli mi oldun? Aç avuçlarını da tut 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 kalbimi, bende durum vahim. Senin daha aklında şundaysa bana söyle, başıma neler gelecek. Uğra kalbime, uğra kalbime mutlaka, bak senin olur belki. Uğra kalbime mutlaka, bak senin olur belki. Uğra kalbime mutlaka. İçim açıldı. Sevdin mi buraları? Fakirlik dediğin bu muydu? Bu güzel prensesin bu cininden başka bir dileği var mı acaba? Keşke öyle süper güçlerin olsa, ne güzel olurdu. Bence var senin ama saklıyorsun. Pencerelerden falan giriyorsun. Seni düşünüyorum, çıkıp geliyorsun. Sen uçuyorsun burada kesin ama benden gizliyorsun değil mi? Evet. Ah beni gidi. Benim hatta üzerinde Z yazan bir tane kostümüm var. Ama öyle tight mate falan yakışmıyor. Bir tuhaf duruyor. Uçsan ne güzel olurdu. Beni de alsan, gökyüzüne çıksak. Üzüldüğümüz her an kaçıp gidebilsek. Uçamam. Ama sanırım sana hayatta en çok istediğin şeyi verebilirim. Aa, dilek ağacı mı o? Ne işe yarıyor mu böyle şeyler gerçekten? Herkesin bir beklediği vardır. Bir gün çıkıp gelsin diye umut eder. Bence bu ağaç sadece o umudu sıcak tutuyor. Dile benden ne dilersen. Keşke annemi getirebilsem. Hayatım boyunca bir anne sevgisi ne demek hep merak ettim. Sana anneni getirirsem beni daha çok sever misin? Bundan daha mı çok? Bekle beni. Nereye? Bekle. Sizin zamanlamanıza be. Niye buraya getirdin? Nerede? İçeride. Biliyor musun?
Hala baygın. Ne yaptın lan kıza? Bayılttım. Peki herif nerede? Aşağıda kendi arabasının bagajında. Ne yapayım onu? Yarını bekle. Baban ne yapacağını söylersin. Sen burada kal. Başını bekle. Uyandığında bir şey bilip bilmediğini öğrenmeye çalış. Peki efendim. Yarın sabah ilk iş bu nikah kıyılacak. Bu iş çok karıştı. Çok hastaydı. Hastalığın hakkı beyden gizledi. Ölmeden önce bir çocuğu olsun istiyordu. Hakkı Bey'le evlenme nedeni de buydu. Hakkı Bey'in gözü ise sadece annenin servetindeydi. Dilruba Hanım hamile kalınca karnındaki çocuğa zarar vermemek için kullandığı bütün ilaçları kesti. Doğumda kan kaybına dayanamadı. Kendisiyle birlikte çocuğu da kaybettik. Ölmeden önce bir vasiyet hazırlamıştı. Hakkı Bey'in peşinde olduğu yurt dışındaki asıl servet çocuğa kalacaktı. Ama bir şartla. Ancak çocuk evlendiğinde o servetin sahibi olabilecekti. Eğer çocuğa bir şey olursa bütün para vakıflara kalacaktı. O parayı Hakkı Bey'in alabilmesi için bir çocuk şarttı. Biz de bir çocuk kaçırdık. O çocuk sensin. Hakkı Bey senin baban değil. Diyorsun Necdan teyze. Hayır. 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 Ne isterlerse yap. Bırak para onlarda kalsın. Hiçbir şeyi belli etme. Senden ellerini ayaklarını çekerler. Kızım, güzel kızım benim. Sana bir şey oldu diye ödüm koptu. İşte korktuğum hep buydu. Onun için seni yanımdan ayırmıyordum hiç. Dışarısı kötü insanlarla dolu. Artık güvenli ellerde olduğunu bilmek istiyorum. Herkes burada. Selim Bey, nikah memuru. Necla teyzen seni hazırlasın. Hadi beni üzme. Tamam mı güzel kızım? Seni üzecek şeyler yapmak istemiyorum.
Ben bütün belgeleri hazırladım. Sadece imzalaması gerek. Nikahtan kısa bir süre sonra tüm para hesabına geçecektir. Oradan da diğer hesaplara transfer edilebilir. Ne kadar bir para bu? Yaklaşık 200 milyon dolar. Baba, kızım. Kız kardeşin nerede? Ne bileyim ben baba. Boyut garajda arabasının bagajında. Ne yapayım? At çatıdan gitsin. Hırsız değil mi oğlum? Kaçarken düştü. Cebine de çalınmış gibi bir şeyler koy. Bak. Bu son işimiz. Gırtlağımıza kadar bu işe battık. Buna kimsenin engel olmasına izin verme. Zevkle baba. Zevkle. Annem kim? Bilmiyorum. Uçmaya. Lan nikah kılın lan o benim hayvan. Baba geliyorum hemen. Hadi çabuk ol. Tamam tamam geliyorum. Gel buraya. Gel buraya. Bak bak. Kız millet işte oğlum bu. Ama sen işleri bu kadar karıştırmasaydın ben sana onu bir süre sonra az kullanmış teslim ederdim. Dua et bugün enerjimi fazla harcamak istemiyorum. Akşama lazım olacak da. Kaybet. Aşağısı sakinleyince atarsınız. Ya da ne istiyorsanız yapın. Ölsün de. Tamam. Yok. Damat sizsiniz galiba. Heyecan var mı? Ya nasıl heyecan, nasıl heyecan. Ölüyoruz heyecandan. Maceradan maceraya koşuyoruz. Efendim? Şaka yaptım. Yallah.
Leonard, gel lan. Peki polisler? Merak etmeyin, onu ben hallederim. Ronald Laşov. Uçsan ne güzel olurdu. Beni de alsan, gökyüzüne çıksak. Üzüldüğümüz her an kaçıp gidebilsek.
unutmuşsun. Artık heyecanlanmıyorsun. Seni hastaneye götürmem lazım. Bana bir şey olmaz, sen devam et. Beni anneme mi götürüyordun? Bir gün bir film seyreder gibi. Başrolde yaşadım her şeyi. Hassas, kırılgan, tek başına biraz çocuk gibi. Çoktan unuttum geçmişi. Köşe bucak kaçar gibi. Yüzüme vurulan gerçeklerle bırakın. Lazım, iyi değilsin. Sakın. Sakın yapma öyle bir şey. Orada bizi bulurlar. Orada. Sen her şeyi biliyor muydun? Sen her kadar bebektin. Annem hep senin dönmeni bekledi. Çok acı çekti. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Seni ben kaçırdım. Saruk. Saruk uyan. Saruk beni bırakma Saruk. Saruk beni bırakma Saruk. Yeter burada, sen çık.
Ya ne olmuş anlatsana, kız mı kaçırmış yoksa? Ya ben ne bileyim. Bir şey olmuş işte. Çocuk perişan geldi, içeride yatıyor. Baytar zor topladı çocuğu. Bırakmadın ki içeri gireyim sorayım. Baytar bıraktım, ben bırakmadım. Ya Nurten lastik ettin. Gürültü yapma. Haydi sen git zeytin peynir bir şeyler hazırla. Uyandıklarına götürürsün haydi. Haydi haydi. 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 Burası fırtık Mustafa. Tövbe tövbe. İyi ama hep sen yiyorsun baba. Haftanın her şeyi sen yersen bu kurbanı zor yiyorsun. Yavaş. Haydi. Oğlum niye kalktın sen? İyi misin? Korkma kızım. Sizi burada kimse bulamaz, merak etme. Acıkmışsındır. Hele önce bir şeyler ye, karnını doyur. Sonra sorguya çekeceğim ben sizi. Anlatırsın. Pek de güzel misin? Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. Güzel bir yermiş orası. Neresi? Nere? Ha. Memleket. Oradan mı geldiniz? Orada bir şey oldu. Kaçtık buraya geldik. Burada bir şey oldu. Kaçamadık kaldık. Neyse. Çayını soğutma. Sonra konuşuruz. Bir şey olursa ben dışarıdayım. Üstünü değiştir diye bir şeyler getirdim. Değiştirirsin. Maşallah. 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 Güzel kızım. Anlat bakalım Zarok Efendi, ne atlar? Ah be oğlum, parça pinçik olmuşsun. Ama güzel kızmış, aferin sana. İşte bu senin için değerli bir şey. Hadi ben de kalsın. Olmaz. Ne olur. Herkesin bir beklediği vardır. Bir gün çıkıp gelsin diye umut eder. Onu annesine götür. Size yaşattıklarım için beni affet. Sen gerçek bir anısın. Sen bize ne yaşattın ki oğlum? Kursağımızda ekmeğin var senin, ha? Bu ev senin de evin sayılır. Mustafa bırakmadı, yoksa ben gelip bir şeyler yapacaktım ama. Hasret bitti Nurten Hala. Hasret bitti. Ne?
Burak gerçekten o çatıdan atladı mı? Sen atlamış olmasını mı isterdin? Evet. Peki Serok ölmüş müdür? Abi buradayım ya. Ha, yani Serok ölmemiştir değil mi? Ya yok be Kadir abi. Kötüler cezasını çekmiş. İyiler işte hayat akışında bakmış gitmiş. Peki Serok niye hapishaneye girmiş? O bir şeyler ödünç almıştı yani. Ben size söyledim. Zaten bir daha almamaya söz vermiş. Hadi Zarro hadi. Çıkmaya niyetin yok galiba. Zaten o yüzden bırakmışlar onu. Zarro ağlattım Allah bizi. Ben ne edeceğim şimdi çocuklar? Her ziyarete geldiklerinde seni soracaklar. Abi sen anlatırsın. Ama heyecanlanma. Dışarıda gel yanıma. Benim de sana anlatacağım şeyler var. Kardeşim ben. Hadi abi. Zeriş'e selam söyle. Söylerim. Zarok kendini özletme. Süper biraz özle be abi. Ya olmaz mı? Nereye gidiyoruz? Vallahi ben mahalleye gidiyorum. Seni bilmem. Sen hep beni kaçırmak zorunda mısın? Gönüllüyüm işte. Nereye gidiyoruz? Ya bırak kızım uzak dur benden. Sen beladan başka bir şey değilsin. Sen ne biçim hırsızsın ya? 200 milyon dolarım var ve beni istemiyorsun. Hadi ya. Hepsi sana mı kaldı? Bir koca bulsam hepsini alacağım da. Bizim Ziya var işte. Ya deli deli konuşma.